Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerden beklediğimiz beğeni ve yorum desteğiyle başladığımız videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Mauricio Lemos fena salladı diye başlayacağım. Ama öncesinde birkaç tane haberim var ama neyse önce onu başlayayım. Atletico Mineiro'ya transfer oldu, Fenerbahçe kurtuldu ve Lemos Fenerbahçe'deki günlerini anlatmış. İşte beni terlikle dövüyorlardı falan demiş. Benim için kötü tercihti. Hak ettiğim değeri görmediğimi düşünüyorum. Başarıdan uzak bir dönemdi. Artık amacım yeniden milli takıma dönmek demiş. Fenerbahçe kötü bir tercihti. Hak ettiğim değeri görmediğimi düşünüyorum. Başarıdan uzak bir dönemdi. Artık amacım yeniden milli takıma dönmek demiş. Yani hadi Fenerbahçe kötü bir dönem. Hadi. Lemos kötü bir dönem. Seni kiraya vermedi mi bu takım? Birden fazla takımı. Bunlar da mı kötü dönemdi? Ay, Fenerbahçe'de denk gelmedi. Olmadı. Yani pişmedin. Olmadı. Tamam mı? Hani şartlar el vermedi. Lan diğer takım da mı aynı? İsmail Yüksek mesela bak. Şimdi sıradaki haber o. İsmail Yüksek'in hocası, eski hocası duyurmuş İspanyol devi onu istiyor diye. Şimdi Pereira ile tutmadı. Kiraya gitti. Bursaspor'a. Orada öyle ahım şahım da top oynamıyordu Bursaspor'da. Ben yeteneğini beğeniyordum ama lahım şahım bir top da oynamıyordu. Ama bak nerelere geldi. Şimdi milli takıma kadar çıktı. Avrupa'nın birçok takımında radarlarını üstüne çekmiş oldu İsmail Yüksek. Ve eski takımı demiş, eski hocası demiş ki İspanyol kulübü İsmail'i resmen istiyor demiş arkadaşlar. Gölcük Spor'dan hocası Ömer Faruk Uzuner açıklamalarda bulunmuş. Takvimin haberine göre şu şekilde açıklamaları varmış. Hani İsmail çok çalışkan ve ahlaklı bir çocuktur. Doğru. Kendi yeteneklerini de iyi gösteriyor. Doğru. İsmail'in A milli takıma gitmesini de bekliyordum. O şekilde de oldu. Son 2-3 aylık süreçte oynayamadı. Ama bakıldığında Sevilla maçında Fenerbahçe'de Arda ile birlikte sahanın en iyisiydi. Doğru. İsmail Fenerbahçe hastasıdır. Taraftar ruhu onun için, onun tam içindedir. Kendisiyle Atletico Madrid'in ilgilendiğini duydum. Atletico Madrid'in ilgilendiğini duydum. Açıkçası ben de bir takımın ilgilendiğini duydum ama Atletico Madrid değil. Yani benim duyduğum takım Atletico Madrid değil. Onu belirteyim. Fenerbahçe ile sözleşme uzattım. Avrupa'dan üst düzey bir takımdan yeni teklif gelirse Avrupa'ya gider, oynar. Ben İsmail ile konuştuğumda bana ben Fenerbahçeli İsmail olarak anılmak, Fenerbahçe'nin efsanesi olmak istiyorum dedi. İsmail değerine değer kattı. Üçüncü lig ve Süper Lig arasında farklar vardır. 2 senedir Fenerbahçe'deydi. Jesus'tan önce forma şansı bulamıyordu. Jesus olmasaydı belki de başka takıma kiralık gidecekti. Avrupa'dan bir takıma giderse en az 15 milyon euro eder. İsmail Yüksek'in piyasa değerinin en kısa sürede 15 milyon euroyu bulacağını ve bu rakamı geçme şansının olduğunu söylemiş. Şimdi açıkçası Süper Lig'de 15 milyon euro edecek çok nadir sayıda futbolcu var. Nadir sayıda. Şimdi ben uzun zamandır bunu yapmıyorum ama yapacağım artık. Çünkü yapmak zorundayım. Mesela Fenerbahçe kadrosu arkadaşlar. Bugün satılsa 15 milyon euro ve üstüne gidecek futbolcuları söyleyeyim size. Bak 15 ve üstüne. Altay gitmez. Atilla Salahi 1. Kat'iyen 1. Kesinlikle 1. Gustavo Henrique diyormuşum. Eğer sakatlanmasaydı. Form grafiğini orta sahada sürdürmeye devam etseydi Lincoln Henrique 2. Ya bırak Lincoln topçu değil ya sen de övdün. Bu dediğimi unutmayın zamanı gelince yutturacağım çünkü. Salah 1, Lincoln 2. Osterwolde'yi yeterince inceleyemediğimiz için konuşmayacağım. Ferdi Kadıoğlu 3. Ben o sayının asla 15'e gideceğini düşünmüyorum. O sayının 8-8,5 hani idare eder ama 12, 13'ler falan konuşuluyor. Olur ya 15'e satarsanız heykelini dikelim. Yani o sahaya asla 15'lik topçu değil. Onu da söyleyeyim. 3 tane oyuncu saydım. Crespo 15 zor. 8,5, 9. Zajc 4, 4,5. İsmail Yüksek düzenli forma giyerse 15'e gider. Bak düzenli forma giyerse 15'e gider. Yani bir Arao ile birlikte ikili oluşturulursa sezon sonuna kadar oynarsa 15'e gider. 4.
Arda Güler 5. Arda 15'in altına gider diyen varsa zaten futbol oynamasın. Gitsin inşaata kaçan topuyla uğraşsın. Diego Rossi. Şimdi çok güleceksiniz bana. Uruguay milli takımında oynamaya düzenli olarak başlarsa şöyle Avrupa iyi tarzda futbolcuların çok olduğu takımlara karşı da o maçlarda özellikle gol asist katkısı yaparsa 15'in üstüne gidebilecek 5. futbolcu. İrfan, Emre Mor yok. Batshuayi, taş çatlasın 10-12. Pedro, King, Valencia. Yani 4 tane 5 tane oyuncu taş çatlasın 15 üstüne gider. Gerisi de kendimizi kandırmayalım. Mert Hakan yandaştan Kabe ziyaret ediyor. Bunu özellikle haberimi aldım. Niye aldım? Arkadaşlar futbolcular ben ya da siz illa hani aykırı şeylerle göz önüne gelmek istemiyorum ya. Mesela ben ne bileyim Ramazan ayındayız. Elhamdülillah oruç tutmaya çalışan bir insanım. Hani teravihlere gitmeye çalışan bir insanım. Fenerbahçe maçının olmadığı günlerde özellikle. Hani severim böyle şeyleri, bu tip etkinlikleri. Ne bileyim insanlara misafir etmeyi severim. Hani bunu konuşmayı severim. Sosyal medyaya bakıyorum lan Ramazan sadece bana mı geldi diyorum. Üzülüyorum insanlara. Ya dünyayı sadece bir şey metasından hani sosyal medyadan şundan buradan ibaret değil arkadaşlar. Ölüm hak gerçek. Yani Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bir kıssası var. Bilir misiniz? Ordusuyla giderken diyor ki şimdi karanlık bir yerden geçeceğiz. Bir mağaradan. Mağaradan çıktıktan sonra hepiniz pişman olacaksınız diyor. Benden size tavsiye ayağınıza ne sürterse alın çantanıza atın diyor. Başka da bir şey söylemiyor. Bir grup asker diyor ki ulan boş beleş bir adam değil başımızdaki. Yükümüzün tamamını boşaltalım. Hani içindekileri boşaltalım. Ne bulduk? Atabileceğimiz kadar, taşıyabileceğimiz kadar taşıyıp çıkalım. Bir grup diyor ki lan bir iki silah, hani bir iki su matarası falan atalım. Yerdekini toplayalım. Bir grup da diyor ki ya arkadaş diyor biz bu kadar teçhizat taşıyoruz. Bir de yerdekini mi alacağız? Neyse bir iki tane alalım da laf duymayalım diyor. Mağaradan çıktıklarında bir bakıyorlar ki hani çeşitli mücevherler, elmaslar toplamışlar. Ama mağaraya bir daha geri girilmeyeceğini de söylüyoruz başta. Bir daha geri dönmeyeceğiz. Yasak diyor. Yani dönseniz de bulamayacaksınız diyor. Yani bu hikaye bana hep Ramazan ayını hatırlatır. Ramazan da böyledir arkadaşlar. Yani yaptığınız her şey aslında Zülkarneyn Aleyhisselam'la birlikte girdiğiniz mağaradan toplayacağınız şeye bakar. Kiminiz teravih kılarsınız, kiminiz oruç tutarsınız, kiminiz zekat verirsiniz, sadaka verirsiniz. Doldurabildiğiniz kadar doldurursunuz. Hocam iyi de çok dolduranlar niye pişman? Çok dolduranlar da diyor ki bunu böyle olduğunu bilseydik daha doldururduk. Hani taşıyabileceğimiz bir sistem yapardık. Tekerlekli mekerlekli bir şekilde hani at arabası gibi bir şey yapar öyle çıkarırdık diyor. Dünyada böyle. Vefat ettiği zaman herkes pişman olacak. Keşke şunu da yapaydım. Keşke bunu da yapaydım. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde ya da başımıza bir şey geldiğinde demiyor muyuz? Ulan keşke şunu da yapsaydım. Ulan şimdiki aklım olsa şunu da yapardım diye. Hayat hep pişmanlıklar üzerine kuruludur. Pişmanlık yaşamamak için doğru seçimler yapmak lazım. Doğru zamanı doğru şekilde değerlendirmek lazım. Bu kısa aradan sonra da şunu söyleyeyim. Mert Hakan yandaşı Allah kabul etsin. Kabe ziyareti yapmış. Bizlere de nasip olur inşallah. Kardeşimize de selamlar olsun. Fenerbahçe'den yılın transferi Jesus kalırsa imzayı atacak. Ulan. Bu enteresan bir haber bu. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaşanır. Recep'in transferi. O isim gündeme geldi. Jorge Jesus. Kimmiş bu isim? Sevilla'ya elendi. Gözünü Süper Lig'e dikti. Tamam lan kimmiş bu isim? Sezon sonunda kulüpten ayrılacağı öne sürüldü. Başsağlığı diledi. Futbolculuk temaslar. Lan kim? Ruben Neves bombası. Oh. Çok şükür. Girizgah bitti. Girizgah demişken cumartesi günü teravide Kayseri'de Hunat Camii var. Bak Kayseri'ye geliyorsanız tavsiye ederim. Lan öyle bir Lebbeyk kasidesi okudu ki müezzin efendi millet aşka geldi o derece. Keşke bir defa daha duyabilsek yani o derece bir şey söyleyeyim size. Çıldırırsınız yani o atmosfer bambaşka bir şey ya. Hani dünyalar dolusu İskender yeseniz o kadar tat alamazsınız belki. Öyle bir şeydi. Neyse biz Ruben Neves'e dönelim. Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Ruben Neves'i kadrosuna katmak istiyor. Şimdi Fenerbahçe
Sizlerin de benim de gözlemlediğim kadarıyla bir sürece girdi. Girdiği sürecin özelliği şu. Olabildiğince ucuza al ama kaliteli oyuncu al. Oynat, parlat, sat. Süreç bu. İyi de hocam. Taraftarın bir kısmı da diyor ki 10 tane çöp alacağına 2 tane yıldız al. 2 tane yıldız alıp hiç satamayıp etrafını abidik gubidik isimlerle doldurmak da doğru değil. Bak ben şunu söyleyeyim. 3 tane Kim Minji'in olsa, 3 tane Elif Elmas'ın olsa, 3 tane Vedat Muriç'in olsa, düzenli olarak her sene 9 tane futbolcun olsa. Hani 3 tane Ferdin olsa kaç etti? 12. Bak 12 tane bence kaliteli süper ismim var. 3 tane Rossin olsun. Olabilir mi tek? 3 tane Arda Güler'in olsun. 6 tane de yıldız oyuncun olsun. Kimsenin sesi çıkmaz. Kimsenin gıkı çıkmaz. Zaten takım dediğim böyle olur. Şimdi Ruben Neves dediğin adam. Ben şöyle sosyal medyaya, internete, Transfermarkt'a bakıyorum. Daha yaş 26, 1,80 boyunda. Portekiz milli takımının 39 kez formasını giymiş. 40 milyon euro piyasa değeri var. Premier Lig'de oynuyor. 17 milyon 900 bin euro 2017'de almışlar. 33 maça çıkmış. 5 golü var 2783 dakikada. Sözleşme bitiş tarihi de 2024. Merak ediyorum haberi gönlünden uyduran arkadaşımız nasıl uydurmuş? Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Orta sahada yaşanan problemleri tamamen gidermeyi hedefliyor. Yönetim tüm şartları zorlama kararı almış. Vay be. Mihai Zajc ve Crespo'nun ayrılığına da onay verecekmiş. Yani Crespo ve Zajc'ı paketle bu arkadaşı al. Çok zekice. La bu kimsenin aklına gelmez. Yani o haberi yapan arkadaşımızın aklına gelmiş. Zajc'la sözleşme yenilemeyecekmiş Fenerbahçe. Yok ya. Yenilediği zaman ne yapacaksın? Yenilediği zaman ne yapacaksın? Mesela ben şöyle son dakikayı şu şekilde versem. Fenerbahçe Zajc'la sözleşme yenilediğini açıkladığı anda o haberi yapan arkadaş nereye saklanacak? Benim mezarım belli, bana o gelmeyecek diyen şeref sizden nereye saklanacaklar? Diyordu ya Aziz Yıldırım. Neymiş efendim? Aziz Yıldırım memlekete dönmeyecekmiş. Lan benim gibi bir babanın oğlu diyor dünyaya gelmez bir. Saygı ve sevgiyle anıyoruz. Jesus faktörü nedeniyle Türkiye'ye gelebilecekmiş. Bonservisi 10 milyon euronun üstündeymiş. Allah Allah. 40 milyon euro piyasa değeri var. 10 milyon euronun üstünde bonservis bedeli. Lan bu bizim hiç aklımıza gelmedi. Allah Allah. Neyse İngiltere temsilcisi 2024'e kadar sözleşmesinin var. Durumda Şekip Mosluoğlu'yla oyuncuyu ikna etmesi falan. Ya geçin kardeşim ya. Ya Ali Koç alamaz bunu ya. Arkadaşlar laf aramızda bunu Ali Koç değil hiç kimse alamaz Türkiye'de. Yani uyduruyorsunuz da seviyeli uydursak. Mesela ben şunu söyleyeyim. Crespo'yla Zajc'da uzatılacak desem. Gerçi Zajc daha yakın sözleşme uzatmaya. Yani %99 Zajc'da uzatılacak diyeyim size. Siz gereken mesajı kapın. İsmail Yüksek'ten uzatılacak dedim. Uzatıldı. Altay'la uzatılacak dedim. Uzatıldı. Şimdi Zajc ve Valencia'nın uzatma haberinde bekleyin. Hocam Galatasaray alır. Galatasaray şey alır. Yani alır. Transfer. Galatasaray'dan bir açıklama gelmiş. Bilmiyorum ben bunların resmi açıklamasını görmedim ama sosyal medyadakilerde sağlam kanalların paylaştığı diyor ki 108 milyon euro para harcamış Galatasaray transferi. Bunu Fenerbahçe olarak değiştiriyorum. Fenerbahçe transfere 108 milyon euro harcamış. Gerizekalılık. Aptallık. Bir yıl için 108 milyon euro harcamış. Salaklık. Hocam Beşiktaş Trabzonspor'da ya Trabzonsporlular çok kızıyorlar. Çok alınıyorlar, güceniyorlar, yanlış anlıyorlar ya da Beşiktaşlılar çok alınıyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de herhangi bir takım bir yıl için transfere 108 milyon euro harcıyorsa büyük gerizekalıdır. Büyük aptaldır. Ha, bir dakika. Bir dakika. Bir ihtimal hariç. Nedir o ihtimal? 108 milyon euroyu 5 sene için harcadıysa, 5 sene boyunca kimseyi almayacaksa, sadece altyapıdan oyuncuları çıkartıp devam edecekse bir şey demem.
Hocam sadece halı yapıdan önce alsın. Anasına söylerler. Biz 8'e geçen sene harcadım. Bu sene niye harcamıyorsun diye. Ben salaklık olarak görüyorum. Niye salaklık? Ulan şampiyon olan takım 8 milyon euro para kazanıyor. Direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne de gidemiyorsun. Gittin diyelim. 3 tane 4 tane eleme oynayacaksın. Lan geçtin diyelim. İmkanı yok. Bölüm sonu canavarları seni 2. turda 3. turda götürür. İmkanı yok. İmkanı yok. Bak Fenerbahçe şu gün oynadığı futbolla geçen seneki Dinamo Kiev turunu geçerdi. Bir sonraki turda Benfica'ya Avrupa Ligi'nden devam ederdik. Biz ya Avrupa Ligi ya Konferans Ligi takımıyız artık. Ülkece. Bunu söyleyeyim. 108 milyon euro büyük salaklık. Bak Fenerbahçe'yi koyuyorum yerine yine aynı salaklık diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'la çıktı adam biz de ne kadar salakmışız demesin. He kıskanıyorsun sen Yolo'yu alamadın ya falan filan. Lan oğlum alsan ne almasan ne. 108'e aldın. Sezon sonu 216'ya sattın. Kar. Eyvallah. Başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Kaçından kar elde edeceksin? Icardi kiralık. Yaz oldu mu çıkıp gidecek. Ki köprü satacağım Galatasaray taraftarı arkadaşlarımız. 750 bin euroyu oynadığını düşünüyorlar. Ve buna inanıyorlar. Bu arkadaşlar için köprü var. Mertens oynasa uzatsa bir sene daha durup emekliye ayrılacak. Seferovic'e verildi milyonlarca euro para. Yusuf Demir'in sadece bonservisine 6 milyon euro para verildi. Ayrı Kozak demiş ki Domenech Torrent ve 5 yardımcısına 10 milyon 570 bin euro borcumuz var. Bu evraklar elimde demiş. 10 milyon 570 bin euro. Bakın salağı anlatır gibi anlatayım. Bazı arkadaşlarımız net olarak anlasınlar. Bir teknik direktör ve ekibine 10 milyon 570 bin euro borcu varmış Galatasaray'ın. Bir şey soracağım. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Erden Timur cebinden ödüyor. Niye? Siz eskort takımı mısınız? Siz nesiniz? Ödeyemez. SPK'da işlem gören firma bunlar. Sponsorlukla verebilir. Hangi sponsorluğu var Erden Timur'un? Lan Galatasaray'ın parasını yiyorlar. Farkında değil misiniz? 20 maça çıkmış bu arada. 14 Ocak 2022'de gelmiş. Bir de devre arası gelen teknik direktör. Lan hiç mi kafanız çalışmıyordu sizin? Devre arası gelen teknik direktör 21 Haziran 2022'de gönderilmiş. 20 maç 1.30 puan ortalaması. Hiç mi kafanız çalışmıyordu? Bakın Galatasaray'da muhteşem bir israf var. Bilmiyorum neye dayanarak yapılıyor. Ama Torrent ve 5 yardımcısına 10 milyon 570 bin euro borç ne demek ya? Ne demek? Al transfer sihirbazı Erden Timur. Hayırlı olsun. Al sana sihirbazlık. Lan bu sene şampiyon olsa Galatasaray, Torrent'in tazminatını karşılayamıyor. Artı 108 milyon euro. Bir de çıkmışlar net borcumuz demişler. 4 milyar 633 milyon 239 bin TL demiş. Lan yol 15 milyon euro. Benim hesabıma göre de ki benim duyumum şaşmaz. Yıllık ücret 5 milyon euro. 4 senelik anlaşma. 4 kere 5 20. 15 de buradan 35 milyon euro. Taksitle ödeyeceğiz. Tabii taksitle ödediğin zaman sıfır sayılıyor. Bugünün kuruyla hesaplayalım. 700 milyon TL sırf Zaniolo'dan Galatasaray kasasına borç. Ya futbolcunun hiçbir yere gitmediğini düşünüyorum. Hiçbir yere satılmadığını. Etti sana 5.3 yaptı borç. Icardi'nin ben 7.5 milyon euro aldığını duydum yıllık ücret. Siz 750 bine inanın. Yani bu kadar saf kalmayı, temiz kalmayı sürdürün. Mertens'in şunun bunu. Daha bir şey söyleyeceğim. Belhanda'nın da davası sürüyor bu arada. Yani Ciguli gereken şeyi kazanıma elde etti. Bir de bu var. Yani bilmiyorum ya. Ya kulüplerimizin şu saçmalıktan vazgeçmesi lazım. Mesela Beşiktaş Dellalli'yi getirdik dünyaca ünlü futbolcu şöyle uçacağız böyle uçacağız yapıyorlardı. Dellalli uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıklamışlar. Arkadaşlar bu şu demek sezon kapandı demek. Yani sezon kapandı demek. Ya daha yaşı 26. Bak kafanız hiç mi basmıyor? Daha yaşı 26 olan adamı sana niye versinler İngiltere Ligi'nde? Ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Benim kulağıma gelen bir bilgi var. %100 doğrulatamadım ama. Beşiktaş Dele Alli'yi 10 ya da 15 milyon euroya zorunlu transfer opsiyonuyla kiralamış diye bir şey geldi. Bunun da sebebi Beşiktaş zamanında Everton'a
Cenk Tosun'u satarken bir şeyler yapmış diye, ama zannetmiyorum ya, yani abartıyorlardır ya, zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum. Çünkü 22,5 milyon euroya satıldı Cenk Tosun. O zaman 10,5 milyon euro piyasası vardı. Hadi 15'e satılsın. Yani niye 22,5? 7,5 milyon euro alacağım var Everton'ın. Neyse, dellali konusunu sezon sonunda hep birlikte bakar görürüz. Ama 26 yaşındaki bir futbolcuyu İngiltere Ligi'nden sana kiralık veriyorlarsa, ulan eşeğin altında karpuz kabuğu aramak lazım. Gelelim son bombaya. Fenerbahçe Sevilla'dan Marcao'yu transfer etmek istiyormuş. Yani Fenerbahçe'den iki bomba. Fenerbahçe'den iki bomba. Dünyaca ünlü yıldız. Ve 8 numara geliyor. İşte detaylar. Birisi Ruben Neves. Birisi Marcao. Gerçi 8 numara değil ya, 6 numara diyelim. Şimdi bak. Fenerbahçe Sevilla'dan Marcao'yu transfer etmek istiyor. Marcao da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Kaynak A-Spor. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, 1,85 boyunda, sol ayaklı. Şimdi Allah aşkına, atacak başka bir şey bulamadınız mı mübarek Ramazan ayında? Deyin ki Simon Kea geri geliyor. Hiç sormam. Kimseye sormam. Olabilir, inşallah, şöyle böyle falan derim bak. Biz Kea'dan sonra belimizi doğrultamadık, o da ayrı mesele. Bruno Alves geliyor deyin. Ulan o futbolu bıraktı mıydı, bırakmadı mıydı? Olsun gelsin ya, iyiydi falan yapar. Şikirtel geliyor deyin. Ulan futbolu bıraktı ama demek ki başlayacak falan. Ulan Marcao'yu nasıl ürettiniz? Nasıl ürettiniz? Nasıl sallama kapasitesi? Vallahi hayran kalıyorum. Arkadaşlar, Marcao'yla ne sağdan ne soldan hiçbir alakamız yok. Ruben Neves'i de beklemeyin. Zayt uzatılır. Bu arkadaşlara kapak olur. İsmail Yüksek düzenli oynatılırsa yükselişe geçer. Yoksa sıkıntı. Crespo'yla uzatma görüşmeleri daha tam şey yapılmadı ya, konuşulmadı. Yani şu an hiçbir gelişme yok. Ama dellali konusunu bir araştırın. Şu takımların borcu konusu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben dedim ki size, eğer doğru rakamı verirlerse 2023 Kasım aralığa Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'nin borcunu geçecek dedim. Ben sözümün arkasındayım. Ama hocam Fener'in 6,5'muş, bak Galatasaray'ın 4,5'muş. Daha 2 milyarlık fark var arada diye. Fenerbahçe şampiyon olursa, ki birilerinin bayağı engellemeye çalıştığı malum. İnşallah başarılı olamazlar, şampiyon olur. Fenerbahçe şampiyon olursa bu iki takım da Fenerbahçe'nin borcunu geçecek. Adım soyadım kadar da eminim. Tabi resmi rakamlar açıklanırsa. Resmi rakamlarda nasıl açıklanır? Hani adaletli bir kontrol sistemi oluşursa, kim ne kadar harcadı çıkarsa görüşürüz. Diğer takımlarla ilgili çok fazla söylenti var ama ben dediğim gibi tepki alıyorum. Hani şu şöyleymiş, bu böyleymiş deyince tepki alıyorum. Yani anasının babasının ahlak vermediği kişiler çıkıp ağzına ne gelirse sayıyor. Sonra da diyor ki işte bak sen bizi gaza getirdin diyor. Ahirette görüşürüz onlardan. O önemli değil. Ama yani bir şeylerin patlayacağı malum. Bakalım kimlerde neler patlayacak. Yakında kokusu çıkar. Siz de görürsünüz arkadaşlar. Muhtemelen de görmeye de başlamışsınızdır. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürler. Videomuzu beğendiğiniz için teşekkürler. Videomuza yorum yaptığınız için teşekkürler. Bunları yapmadıysanız canınız sağ olsun.